devamlı gelen zamları soruyoruz. Yağmur gibi zamlar akıyor. Vatandaş bu zamlardan etkileniyor mu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Etkileniyor. Şuraya bak. Hiç kimse etkilenmiyor. Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok. Ben geçen gün YouTube'dan baktım. Fransa'da 1 kilo tavuk fiyatı kaç biliyor musun? Oranın parasına göre orası şey diyorlar. 580 lira. Tamam mı? Benim amcamın oğlu Almanya'da yaşıyor. Almanya diyorlar, Almanya'da böyle şeyler izliyor. Hep şey yapıyor. 30 bir paket sigaraya 120 lira para veriyor. Tamam. En kötü Almanya'da kaç para kirası biliyor musun? En kötü. 8 dolar. Şey euro. Sıvıya ne kadar orada? Ora pahalı. Yengeç dedim. Ya baksın bir şey söyleyeyim mi? Yengemin kız, amcamın kızı da orada. Diyor ki aynı Türkiye gibi diyor bura. Geçinemiyorsun. Eti ne kadar alıyorlarmış orada Almanya'da? Orayı ben bilmiyorum, sormuyorum. 14 birim. Burada 150 birim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim yeğenim şimdi gidecek Almanya'ya, bakayım ne olacak. Gezmeye gidecek. Abi geçen gün bir tane video gördüm. Videoda diyor ki Mac Pro var ya, yeni çıkan abi. Onun fiyatı burada yaklaşık 10 Alman için asgari ücretle yaklaşık 8-9 ay çalışman gerekiyor. Adamlar bir de aynı şekilde birkaç tane ülkede, hani yaklaşık 4-5 tane ülkede bir de aynı fiyat karşılaşması yapıyorlar. Adamlar diyor ki burada asgari ücretiyle diyor 1 ay diyor veya 1 aydan kısa bir süreyle alabiliyorsun diyor. 1 ay diyor 15 gün diyor, 1 ay diyor 10 gün diyor. Yani hepsi o aralıklarda. Ama Türkiye'ye gelince yaklaşık 8-9 ay daha önce bunu alabiliyorsun. Bir de hani yemeyeceksin, içmeyeceksin, onu yapman gerekiyor. Abi bak mesela hemen en kolay örneği vereyim. Abi çocuk kaç yaşında abi? Su satıyor burada. Bu, hani kaç yaşında diye sorsan 10-12 yaşında. Abi. Hani bu yaşta bu çocuğun yapması gereken bir şey değil. Bu yaşta bu çocuğun şu anda okulda olması gerekiyorken bu çocuk gelip burada su satıyor. Hani bak yanında arkadaşlarım var. Onlar da aynı şekilde burada oyuncak satıyorlar. Hani herkes bu yaşta olmasına rağmen bir şeylerin peşinde. Öyle söyleyeyim abi sana. Hani ülke gerçekten hiç iyi bir duruma gitmiyor. Bazı dayılar gençler çalışmıyor diyor. Abi yemin ediyorum bir şey söyleyeyim mi? Çocuk bak orada. Hatta bununla beraber çalışıyorlar. Her işi yaptılar bak, her işi. Gözümün önünde. Ben nereden baksan bak, restoranda çalıştım, garsonluk yaptım, komilik yaptım. Yeri geldi hurdacılık da yaptım. Ben yeri geldi kiramı ödeyebilmek için abi. Ben kiramı ödeyebilmek için sana yemin ediyorum 3-4 gün boyunca üst üste çalıştım. Ne uyudum ne bir şey yaptım. Gece mesaisine gidiyordum, güvenlikçiydim. Sabah geliyordum, başka bir iş yapıyordum. Sadece yaptığım tek şey eve uğrayıp bir duş alıp sonra direkt tekrar diğer işime gidiyordum. O derece söyleyeyim ben sana. Gerçekten bu devirde gördüm, ben daha önce hiç görmedim abi. Benim babam yaklaşık bundan 6-7 sene öncesinde 1200 lira asgari ücret almış. Olmasına rağmen, hani o asgari ücret evet miydi değil mi de hatırlamıyorum ama 1200 lirayı da tüm evi geçindiriyordu abi. Ben sana şöyle söyleyeyim, şu an asgari ücret hiçbir evi geçindiremez abi. Gerçekten hani düşük olduğunu söylemiyoruz. Asgari ücret şu an çok iyi bir fiyat ama paramızın değeri yok. Değeri yok abi şu anda. Gerçekten hiçbir değeri yok. Yani şurada caddeden başından sonuna kadar gitsen o 100 lira cebinden yok oluyor. Ve hani 100'ü de geçtim, 200 de yok oluyor abi. Nereye gittiğini hiçbir gram bir fikrin yok. Yani bugün bu çocuğu okula gönderirken en az bir 30-40 lira okul harçlığı vermen gerekiyor. En az abi bu. Ya gerçekten o ülke içi duruma gitmiyor yani. Gelecek. Ben sana bir şey söyleyeyim. Tamam, ülke içi hiçbir duruma gitmiyor, iyi duruma gitmiyor. Bazı kişiler diyor bu adam gitsin artık süresi doldu. Tayyip Erdoğan için süresi doldu diyor, gitsin. Bu adam gittiği zaman başkası geldiği zaman düzelecek mi Türkiye'yi? Devletten yardım adamlar konuşuyor. Ben biliyorum. Bu adam abi, kim? Ben sana abi, bir şey söyleyeyim mi abi? Bak, bu adam var ya, İsrail ile yan yıla. Abi, bu adam işlerini güzel yaptığı zaman Tayyip Baba şimdi adam böyle şey yaptı, Tayyip'in anasına ölmüş anasına küfür ediyorlar. Güzel yönetsin diye seçmiyor mu vatandaş? Yönetmiyor mu? Yönetmiyor. Abi, Tayyip Erdoğan şikayetçi ekonomiden. Abi geçen ben gün bak. Ben diyalize gidiyorum, böbrek rahatsızı. Geçen gün geldim televizyonu izliyorum, haberleri. Z kuşağı diyorlar ya çocuklara. Ya o da yalan. Şey diyor. Bülent Ecevit kim diyor? Cumhurbaşkanı diyor. Süleyman Demirel kim diyor? Başbakan diyor. Senin gibi abi sordu yaşlara. Demek ki tarihi öğrenememişlerdi. Bir de diyorlar ki abi gençlerin tarihi öğrenecek daha yok ki çalışmakta. Benim gördüğüm tarih bir mi? Bir de diyorlar ki yaşlıları evi kilitleyince oy kullanmaya gitmesin. Abi öyle gençlerin şey tarihi öğrenecek zamanı yok ki çalışmaktan. 7-24 çalışıyorlar evi geçindirmek için. Hiç zamanları yok. Benim okula gidiyor. Okula gidiyor. Diyorlar ya açlık bulamıyorlar. Benim yeğenim babası dövücü. Niye biliyor musun? Çete kurmuşlar okulda biliyor musun? Çete. Çete kurmuşlar ya. Abi siz aileyiz ya. Öğretmeniniz diyor mu? Kızın çete kurmuş diyor. 15 kişilik çete kurmuşlar biliyor musun? Kız yeğenim. Diyorlar ya. Para yok şey aşık vermiyor. Benim yeğenim var. Benim de babası çalışmak için ta şeye gidecekti. Özbekistan'a gidecekti biliyor musun? Yetiştireyim diye. Abi, gitmedi. Ben caydırdım.
Dedim sen vatanına dur dedim. Burada yetiştiremiyor mu? Abi mesela model makineci 7 milyar maaş alıyor. Evi kendisi bak. Evi kendisi. 2 tane çocuğu var. Abi bu şey yaşa takılıyor. Yaş şeye gel imza atayıp emekli oluyor. 40 yaşında emekli oluyor. Neden imza atmıyor peki EYT? Sundular. Geliyor şey sundu imza atacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Tayyip giderse Türkiye aç kalacak. Kimsenin rızkısı. Abi şu an nasıl tok mu abi? Çok özür diliyorum. Arkadaşımız galiba dersine çok iyi çalışmış da bu ülkenin gençleri niye yetişmiş üst seviyedeki insanlar niye bu ülkeyi terk ediyor? Onu sorguluyor mu acaba? Yani bu ülkedeki yetişmiş insanlar niye bu ülkeyi terk ediyor? Yani bunun cevabı nerede? Niçin terk ediyor? Yani okumuş insanları niye bu ülkeyi terk ediyor? Niçin? Herhalde özür diliyorum. Ya, arkadaş dersini iyi çalışmış. Saygı sunarım. Görüşlerine saygı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Ama niçin terk ediyor bu ülkeyi? Bak iki tane üniversite bitirdim diyorlar ya. İş bu. Yani bu ülke, bak şimdi siyaset apayrı bir şey. Bu ülke ne Tayyip'le var olmuştur ne o gittiği zaman da yok olacaktır. Yani böyle bir algı yaratılıyor insanlarda. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim abi. Abi çıkar telefonu. Abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çıkar telefonu. Vallahi yok. Alışmışsınız abi. YouTube'da alışma telefonu çıkarın evet, telefonu abi. Çıkarın. Abi telefon yok abi ya. Yok bak. Aa, lan, bak abi bak telefon. Abi telefon ilk çıktığı zamanlar 6-7 milyardı. Şu an askeri ücretin zam yapıldı. Telefonun şu an fiyatı 16-17 milyar. Evet, bak bu çocuk daha yeni aldı. Tamam mı? Sana yemin ediyorum bak 18 bin liraya aldı. Bak oyuncak satıyor çocuk burada ya. Bak kaç yaşında çocuk diye sorsan 17 yaşında bir çocuk. Bunlar normalde okulda olması gerekiyor. Sen abi telefonluk bir şey değil bu. Bu yaşta mı çalışıyor? Evet. Ne alsın abi benim çocuk da. Çocuktan beri çalışıyor biliyor musun? İşte ben 14 yaşından beri ev geçiriyorum. Kaç yaşında haberim var? Ben 14 yaşından beri ev geçiriyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim dedem 98 yaşında vefat etti. Benim dedem sarıklı cübbeliydi. O sen de bilirsin o dönemleri. Benim dedemin var ya arkadaşlarını ibretlik olarak bu sol tarafını kesiyorlarmış sakalın, sağ tarafını bırakıyorlar. Biz Kur'an Kerim'le saklıyorduk biliyor musun abi? Ama abi aynısı olmaz ama bu çağda. Yok olmayacak. Yani olacak diye korkmayalım. Ben sana ben Tayyip'e çok şey yapayım. Ne gibi? Sureyle yüzüne kızıyor. Adamın attığı yerde her Sureyle. Bayrampaşa git Bağlarpaşa diye bir yer var. Hep Sureyle. Ama abi bak ben diyorum ki bu adam kaybedecek tamam mı? Kaybetti. Güzel birisi gelsin. Güzel birisi gelsin o zaman. Seçelim. Öyle deneyelim bakalım ne yapacak? O ne yapacak? Denemenin zamanı geldi ama geldim abi. Tamam geldi. Deneyelim bakalım ne yapacak? Kim var? Aday olarak göstersin bana. Kim var? Abi yağmur gibi zamlar geliyor. Vatandaş bu zamlardan etkileniyor mu? Etkilenmez mi abi? Memleket yanıyor ya. Ne diyorsun sen abi? Memleket herkes aho diyor abi. İnşallah bu gider bu AK Parti gelir CHP o zaman rahatlayacağız abi. Onu verdin mi abi bu hükümete daha önce? Hayatta vermedim abi. Vermem de yani. Görmüyor musun abi halimizi görmüyor musun? Benim yaşım 60 abi hele bir parlılık görmedim yani. Vallahi görmedim. Halen daha diyorlar ya bekle 20 senedir hani ne yaptın ya? Görmüyor mazot almış gitmiş. Dolar hele kiralar olmuş 4-5 lira abi. Gariban nasıl geçinecek? Nasıl yapacak abi? Adam bir kişi çalışıyor 4500 lira. Bu adam 4500 lira kira verecek. Ne yiyecek, ne içecek? Çağına çocuğuna ne alacak? Ben kendimi düşünmüyorum. Ben çalışıyorum, emekliyim de evim de var ama fakir fukara gariban insanları düşünüyorum. Sadece kendinle olmaz yani.